Öncelikle şunu bir açıklığa kavuşturalım. İncirlik'te nükleer silah var mı, yok mu? Türkiye'nin tapulu malı olan İncirlik üssünde ABD'ye ait 90 adet nükleer silah vardı. Vardı diyorum çünkü sayı şu an 50. Yani Adana'daki İncirlik üssünde yeraltı depolarında 50 adet ABD'ye ait nükleer silah bulunuyor. Bu kesin. Neden kesin? Çünkü 2014'te, 2017'de ve 2019'da 3 tatbikat yapılmış bu üste. Bunlar savaş tatbikatı değil arkadaşlar. Bu tatbikatlar üste bulunan 50 adet nükleer silahın acil durumda üsten tahliyesi için yapılmış. Bu nükleer füzelerin tahliyesi için ise C-17 nakliye uçakları kullanılmış. Şimdi en önemli iki soru şu. Türkiye'nin bu nükleer füzelere erişimi var mı ve Türkiye'den ABD'ye taşınan bu 40 füze neden Türkiye'den gönderildi? Birinci soru ile ikinci soru birbiriyle bağlantılı aslında. Çünkü gönderilen 40 füze Türkiye'de Balıkesir, Eskişehir, Ankara ve Malatya'daki üslerde tutuluyordu. Yani Türkiye'nin kullanımına sunulmuştu. Fakat bu kullanıma sunulma durumu NATO şemsiyesi altında olduğunu bilmemiz gerekiyor. Türkiye'nin bu füzelere etkisiyle ilgili şu bilgiyi de verebilirim. Amerikan Bilim Adamları Federasyonu'nda görevli nükleer projeler yöneticisi Hans Christensen İncirlik üssüne gelmiş ve bu füzeleri görmek istemiş. Fakat bu isteğine üssün sahibi olan Türk Devleti'nin üstteki askeri yöneticileri red yanıtı vermiş. Buradan şu sonucu çıkarabilirsiniz. Buradaki nükleer silahların kullanımı, taşınması, ziyaretler vesaire her şey Türkiye'nin iznine bağlı. New York Times gazetesinin bir haberinde bu sistemlerin Türkiye'nin elinde rehin kaldığı haberi dahi yapılmıştı. Fakat rehin kalma durumu zorla değil, zoraki sebeplerden. Bu sistemlerin burada kalmasına neden oluyor? Bunu da açıklayacağım az sonra. Öncelikle bu 40 sistemin Türkiye'den neden gönderildiğini söylemek istiyorum. Bunun nedeni ABD Hava Kuvvetleri'nin Türk üslerinden mühimmat destek filolarını çekmesidir. Bu karar 1996 yılında alındı. Fakat ABD'ye gönderildiği 2005 yılına kadar bu füzeler İncirlik'te bekletildi. Şimdi diyeceksiniz bu füzeler İncirlik'te nasıl muhafaza edilip nasıl korunuyor? Bu sorular bir soruyu daha cevaplıyor aslında. Nedir o? ABD bu sistemleri neden İncirlik'ten çıkaramıyor? Bunun nedeni şu arkadaşlar. Bu sistemler tahta paletler üzerinde depoda istiflenmiyor. Sonuçta nükleer bir füzeden bahsediyoruz. Bu sistemlerin muhafazası için VS3 yani Türkçesi silah depolama ve güvenlik sistemine ihtiyaç var. Bunlara kasa deniyor. Bu kasalara 2 ya da 4 adet B61 yerleştiriliyor. Kısaca bunları İncirlik'ten çıkarmak için tek seçeneği ABD'ye götürmek. ABD bunu istiyor mu? Hayır. NATO'nun ayakta kalabilmesi için bu sistemlerin Avrupa'da kalması gerekiyor.